Bin soruda matematik ikinci bölüm. 3,075 sayısı hangisine eşittir? Şimdi bir sadeleştirme sorusu. Tabii eski sorular olduğu için yine kolay sorulardan. 3,075'i farklı şekillerde sadeleştirebiliriz. Ama en basit, en sıradan olanı şu şekilde. 3,075'i 3075 bölü 1000 şeklinde yazmak. Niye 1000 yazdık? 3 tane sıfır attık çünkü virgül 3 tane içerdi. 1, 2, 3. 3 basamak içeride olduğu için 3 tane sıfır attık. 3075 bölü 1000. Şimdi bunu sadeleştireceğiz. Şimdi birinin son basamağı 5, diğerinin 0. Rahatça görüyoruz ki ikisi de 5'e bölünür. Peki böleceğiz. Nasıl bölelim? 1000'i 5'e bölmek kolay. 200. 3075'i de 5'e bölerken şöyle ben çiziyorum ama bunu gözümüzün önüne getirerek yazmadan yapmamız lazım. 3000 ve 75 olarak kafamda ikiye ayırıyorum. 3000'i 5'e bölersem 600 eder. Bunu da basitçe nasıl yapabilirim? 10'a böldüm. 300, 2 ile çarptım 600. 75'i 5'e bölersem 15 yapar. 615 daha 615 diye sadeleştirdim. 5'e bölüyorum. Tabii direkt 3075'i bölme işlemiyle de 5'e bölebiliriz ama bu şekilde daha rahat olur. Şimdi yine bir 5'e bölünme durumu var. 615'i 5'e böleceğim. Yine aynı şekilde kafamda ayrıştırıyorum. 600 ve 15. 15'i 5'e bölersem 3. 600'ü 5'e bölersem 120. Demek ki 123. Alt tarafı 5'e bölersem de 40. Çünkü 200 bölü 5 40. 123 bölü 40. Şimdi bundan sonra gider mi diye düşünürken şıklarda zaten bunun olduğunu görüyoruz. Ha, buradan sonra gider mi, bölünür mü diye düşünseydik şöyle diyebilirdik. Mesela 123'ün rakamları toplamı 3'ün katı. Öyleyse bu 3'e bölünüyor. Ne oluyor? 120'yi 3'e böldük. 43'ü 3'e böldük. 1, ikisini topladık. 41. Ama alt taraf 3'e bölünmüyor. Belki alt tarafta 3'e bölünürdü. O şekilde bir sadeleştirme olarak gidebilirdi ama zaten burada şıklarda gördüğümüz için çözümü buluyoruz, sonucu buluyoruz daha doğrusu.